Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu çok güzel şiş işine benzeyen ama tığ işi olan boyunluktan öreceğiz. Yapımı gerçekten çok kolay. Şöyle kalın bir ip kullandım ben arkadaşlar. Bunu binden almıştım. 2 adet yün şeklinde. iki bobinden sadece bu kadar ip kaldı. Bunun için 6 numara tığ kullandım. İsterseniz daha salaş olsun istiyorsanız 7-8 numara tığ da kullanabilirsiniz. Şurada sıkıcı bir düğüm atıyoruz ilk başta. Sonra zincirlerimizi çekiyoruz. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincir çekebilirsiniz. Ben bu boyunluğum için 140 adet zincirle başladım arkadaşlar. Ee, o kadar uzunlukta iki kere boynuğa dolanabiliyor bu boyunluk. Şimdi burada kısa bir zincir çektim. Size göstermek amacıyla küçük bir motif de öreceğim. Tığımı doladım ve direkt bu doladığım ipin içerisinden aynı anda geçiriyorum. Tekrar doluyorum tığımı. Zincirimin içerisinden batıyorum ve bakın aldığım ipi direkt ikisinin içerisinden geçiriyorum. Bunu örerken tığımızı böyle arkaya doğru çeviriyoruz. Ama ben şimdi yavaşça gösterdiğim için hani ters örüyormuşum gibi görünebilir, ama örerken gerçekten hızlı hızlı böyle tığımızı arkaya çevirerek gerçekten hızlı hızlı ördüğünüzü göreceksiniz. Şimdi ikinci sıraya iki tane zincirle geçiyoruz ve ters çeviriyoruz. Şimdi. Şu arka kısımları öreceğiz arkadaşlar. Bakın V görüntüsünün arka kanadından örmeye devam edeceğiz. Batıyorum arka kanattan ve tığımda olan iki boğumdan aynı anda geçiriyorum. Battım. Direkt aldığım ipi iki boğumdan geçirdim. Tekrar hep arka kanatlardan batarak bu sırayı da tamamlıyoruz. İşlemimiz hep aynı. Sürekli dönerek arka kanatlardan batarak bu şekilde öreceğiz Evet tekrar bir üst sıraya geçiyorum bakın modelim oluşmaya başladı iki zincirimizi çektikten sonra tekrar doluyoruz tığımızı bakın arka kanadından tığımı geçiriyorum ve ipimi o şekilde alıp iki tane boğumumdan aynı anda geçiriyorum doladım tığıma battım aldığım ipi tığda bulunan İki tane boğumun içerisinden direkt geçirdim. Kaydırdım. Kaydırma yöntemi yaptım. Tekrar alıyorum. Kaydırıyorum. Alıyorum. Kaydırıyorum. Hep aynı işlemle e, büyütüyoruz. Bu atkıyı örmem iki günümü aldı arkadaşlar. Gerçekten e, çok da uzun sürmüyor. Ama birazcık ip yiyor. Yani ipi çok e, alan bir model. Tabii kalın yünü de ördüğümüz için 2 adet ip gitmesi çok normal. Bu şekilde örerek ilerledim. Ee, ince iplerle de yine sanırım 2 ip yeterli olacaktır. Ee, bir ip de gidebilir, emin değilim ama bir buçuk 2 ip yaklaşık olarak kullanabilirsiniz ve modelin de daha e, güzel göstereceğine inanıyorum ince ip kullandığınızda. Yine onda da şişle örmüş gibi görünecektir. Şimdi arkadaşlar son kısmına geldim. Son kısımda size son kez göstermek istiyorum. Öncelikle şu kısım benim ters kısmım. Şöyle çevirdim. Çünkü artık birbirine birleştirme yapacağız. Öncelikle size son kez göstereceğim. Burada son 4 boğumum var. 5 boğumum var pardon. Batıyorum, çekiyorum. Tığıma doluyorum. Arka kanattan batıyorum. Ve kaydırıyorum. Doladım, arka kanattan batıyorum ve kaydırıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi birleştirmeye geçtim. Ee, dediğim gibi boyunluğumun ters kısmı şu an dış kısımda. Yani boyunluğumuzun iç kısmından dikimini gerçekleştiriyoruz. Ben tıra ile şöyle kaydırma yaparak, şöyle boşluklardan denk gelen yerlerden kaydırma yaparak yaptım. Ama bir iğne ile de kalın bir iğneniz varsa onunla da direkt dikme yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Bu kısım çok fark etmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi tığıyla ben kolay olsun diye şimdi sizlere direkt kaydırma yöntemi yaparak iç kısımda kalacak şekilde kaydırma yaparak e, boyunluğumu bitirdim. Şöyle göstereyim bakın. Çok belli olmuyor. Gayet güzel duruyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Daha sonra düğüm atıp e, iplerimi içeride saklayıp boyunluğumu bitirmiş olacağım. Şimdi hızlıca bu şekilde boyunluğumuzu birleştirelim ve artık boyunluğumuzu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bakın son kısımdayım. Son kısımda da yine şöyle bir e, ipimi alarak. E, Zincir çekiyorum son kısımda daha sağlam olsun diye sonra sonda kalan ipimle de düğüm atıyorum iki kere ve iç kısımlarda bunları e, saklıyorum daha sonra kısaltacağım iplerimi keseceğim ve temizleyeceğim bu şekilde iç kısımlara doğru kalan iplerimizi alıyoruz birkaç kere yürütüyoruz arkadaşlar evet bu şekilde Yürütme işlemim de bitti. Şimdi ters çeviriyorum artık. Dış kısmına geliyorum. Son kısmını şimdi sizlere göstereceğim. Şöyle düzenlemelerimi yapayım. Bakın ipler içeride kaldı. Gördüğünüz gibi bu şekilde ikiye katlanacak şekilde uzunluğunu ayarladım ve boyunluğum böyle e, çok güzel oldu. Evet videom bu kadardı arkadaşlar. Oldukça kısa bir videoda anlat, anlattım sizlere. Sizler de şişle örgü örmeyi bilmiyorsanız mutlaka bu örgüyü denemelisiniz. Öreceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.